Selam millet, yeni bir video ile karşınızdayım. Geçen seferki 3-1'lik Rize galibiyeti bayağı iyi geldiydi. Şimdi deplasmana gidiyoruz ve Karagümrük'ten de 3 puan toparlamaya çalışıyoruz. Bu esnasında öncesinden bahsettiğim gibi bizim takımda çok fazla kiralık oyuncu olduğu için bana ama düz yani istediğim oyuncu lazım. Yani bizim takıma ait olacak oyuncu. Real Madrid'in altyapısından yetişmiş Takifusa Kubo var. Staminası da güzel esasında. Sprint speed'i yani koşuyor. Tek hoşuma gitmeyen özelliği sağda oynaması, orta saha sağda oynaması. Ben bunu antrenmanla belki de forvete doğru dönüştürebilirim. Finishing üzerine çalışırsak kötü olacağını düşünmüyorum. Sonuçta top kontrolü, işte dribbling olsun, başarılı bir genç yetenek. 13 milyon euro değerinde. Şununla bir bakalım alabilecek miyiz? Transfer gittiğimiz zaman Real Madrid bu genç yeteneği için kaç para isteyecek ama şu anda alamıyoruz çünkü Mallorca'da kiralık gitmiş. Çok güzel. Aslında hiç güzel değil ama o zaman bir bakalım Süper Lig'de genç yeteneklere. Genelde mesela diğer FIFA'larda da öyle. Hep sprint speed'i yüksek olan arkadaşlar genelde staminası çok düşük oluyor. O da ne oluyor? İkinci yarıya giremiyorlar çünkü çöp oluyorlar. Diego Rossi'nin statlarına bakın. Müthiş. Şu çocuk da çok iyi ya. Ama 54 milyon euro. Gonzalo Plata. Bunun staminası acaba gerçekte kaç? Eğer 69 varsa yine antrenmanla çalışabiliriz çünkü yaşı genç. Yaşı genç oyuncuların her türlü yükseltebiliriz bir şekilde. Neyse çok fazla bekletmeden o zaman geçelim maçımıza. Şu formaları tekrar bir tamam siyah forma, beyaz forma gözlerimiz ağrımasın. Venue for this game is the Atatürk Olympic Stadium. I'm Derek Ray, and the commentary
position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And Turkish Superliga action is what's on the menu today. I certainly can't wait for this one, Stuart. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players, players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Oh, yeah. By a minuscule margin. Well, he couldn't have made better contact than that. His technique is brilliant. He's so unlucky there. Chance to do damage. Batshuayi. Opportunity to take the lead. Hızlı başladık. Çok güzel. Pjanic de kiralık Barcelona'dan. Tunay Toru. On the ball, Pešić. Oh, that's a splendid piece of challenging. Looking confident with the ball at his feet. It's a nice looking ball. Aman be. Kafaya alabildik ama. The keeper was always in control of the situation. He knew that was going wide. Uzak iş değil. Tunay Torun. Now to take it away. Biglia. Alas, he's made his move too early. Offside. That's right. And the ball to Shader. Helalsin. Maça çok güzel başladık ya. Taraftarlar coşuyor. Saçma bir denemeydi. That was a poor effort. Tunay Torun. Pešić. Bertolacci. Caramo. On the ball, Pešić. Biglia. Tunay Torun. An authoritative challenge. Şimdi hızlı çıkalım. This might be ideal for the counter. Well, it petered out. Our play stopped. It is a free kick. Well, the referee deciding that it didn't warrant a yellow card being handed out. Çok kötü. O free kickleri daha çalışmam lazım. That was a poor decision to shoot from that distance. Derek Lucasen. Musa now. Pešić. Caramo. Caramo. The visitors haven't been able to control possession, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far.
Vurur oradan. Vurur oradan dedim ama. Abi çok güzel görünüyor şu goller ya. Yani 3-0 olmasına rağmen hala tam anlamında rahatlamış değilim çünkü. Hatırlarsanız Adana maçında 3-1'den 3-3 sonuçlanmıştı, üzülerek söylüyorum. So 2 minutes to be added on at the end. Dangerous looking through ball. And pulled back. Putting his body on the line. Can he finish this? Goalkeeping. The first half here comes to an end. Yes, ilk yarı bitti. Güzel bir avantaj elde ettik, 3-0. Umarım devamı gelir. Yani bu birazcık beleş bir goldü. Bir beleş gol daha bence. Ama taraftarlarımızın da beklediği bu zaten. Kötü gidişata son vermek. And we're inside the final 30 minutes. Biglia. Slipshod passing. Well, that's a well-timed Çok pass. İyi be. Chance for Nkudu. Well, he snuffed it out of there without much fuss. Well, let's see what they have in store for them on the break. İşte böyle fırsatları değerlendirmiyoruz. Daha sonra kötü oluyor bizim için.
far from the ideal pass, you've got to say. Caner Erkin. Tunay Torun. Musa. Crossing high, and they have the ball again. And possibilities here. And he keeps going. But nothing comes of it. Good defending it was. Well, the counter chance looks very real. Hemen bir oyuncu değişikliği yapalım. Ya da bu sefer sana şans vereyim. Şu orta sahalarımızı. Kırmızı oldular bile. The superb save. Well, Derek, this has been a really good performance, as you can see. They've created numerous chances, they're winning the game comfortably, and they could go on. Oh, they could be in here, Stuart. It's still alive. Kırmızı olmaların sebebi de maç sayısı az olduğu için, oynadıkları maç sayısı. Moralleri bozuluyor. Crisp tackling. Pešić. Well, he's outplayed and outfought him. Oh well, fair enough. That's a good recovery. Could be a chance to break here. Kaleciye bak. Girdi zannettim. Yeah, really good play. Won the ball back well and then countered with great speed. That deserved the goal. And the substitution will occur now. Caramo. Andrea Bertolacci. Lucasen has it. Fabio Borini. Oh, great vision. Borini. Well cleared away. It looks promising. And here's Biglia applying vigorous pressure. Borini. Bertolacci. Çok güzel. Çok güzel bir zafer. Evet, ikincide kaldık sanırım. Herkesi beşer maç oynamış. Trabzon'da ilk beraberliğini aldığına göre bu da iyi oldu. Oo. Bizim şimdiki fikstürümüz Galatasaray. Çok zor bir maç olacak kesin. Arkadaşlar ben burada yine noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Abone bırakırsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.